Çaylar yaşıyor mu ya? Öldü diyorlar bazen. Adamı hasta etmesin ya. Çaylar ürüyor mu? Dün akşam yine trend topik olduk. Ben anlamadım kardeşim. Yani bir çözüm bulmamız lazım. Yaşıyoruz mu, ölüyoruz mu? Bir karar verin, adamı hasta etmeyin. Yani sorun kimde? Bende mi, sizde mi? Yaşatmak istiyorsak tabii ki güzel projelerde görünmek isteriz. Projeyi de seçemiyoruz. O kadar güzel projeler var ki. Güzel espriler dönüyor. Mizah kültürümüz gerçekten de tavan yapmış vaziyette. Aa, sen ölmedin mi diye geliyor. Yaşıyorum kardeşim diyorum. Yok, sen öldün diyor. O bile büyük bir espri benim için. Ya arkadaşlar, ben gerçekten de 81 vilayeti dolaşıyorum. Burada Çaycı Hüseyin olarak tanınıyorum. Tanınmaktan da mutluyum. Siz bana karakter bulmak istiyorsanız öldü karakterini bulmayın. Bu adam yaşıyor kardeşim. Adamı hasta etmeyin. Ya sosyal medya ufak bir kelimeden bile hemen yola çıkıp mizah türetiyor. Bu güzel bir şey. Gerçekten de artık bundan sıkılmıyoruz. Gündeme geliyoruz. Bazen benim kendim yaptırdım zannediyorlar. Ben yaptırmıyorum. Kendiliğinden gelişen bir kitle var. O kitle sürekli aslında beni yaşatmaya çalışıyor. Ve tutulmasının sebeplerinden birisi de doğal olması. Yani doğal bir karakter. Güzel, bizim için güzel. Çaycı Hüseyin olarak da anılmak güzel. Şimdi 7 yaşındaki çocuk 27 yaşında genç bir delikanlı oldu. Gerçekten de televizyonda görmek istiyorlar. Görmek istedikleri için görünmüyoruz. Ve bu adam hani bir kıvılcım. Kıvılcımı kendi reytinglerinden yapıyorlar. Trend topic yapmakla. İşte biz bu adamı görmek istiyoruz kardeşim. Hani yapımcı uyan. Bak, bu adam reyting alıyor. Biz reytingi bu adama sosyal medyadan veriyoruz. Siz de bu adama teklif götürün. Parayı bulun demek istiyorlar. Sürekli öldü haberlerimizi yapıyorlar. Ne diyorsunuz bu konuya abiler? Dün akşam yine sosyal medyada öldü haberlerim çıkıyor. Allah Allah. Biz yaşatıyoruz. Siz yaşatıyorsunuz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim de. Bu gençliğe ne yapmalı? Bu gençlik nereye gidiyor? Çaycı Hüseyin ölür mü ya? Çaycı Hüseyin ölmez.